Herkese selam. Bugün bir pazar günü ve vlog çekeceğim. Aslında çok öğlen oldu artık yani ama gündüz başlayamadık. Bari geç olsun güç olmasın arkadaşlar. Öyle diyelim. Bu arada mutluyum. Diyetimi takip edenler bugün 68.8 oldum. Çok mutluyum. Tabii ki yani yaptığım bütün emekler boşa gitmiyor. Bir tane klip var. Kilomu çektiğim fotoğraf. Buraya yüklerim. Çünkü hala saçma sapan işte tipinden o kadar olduğum belli olmuyor. Daha büyük gösteriyorsun falan yazanlar var. 3 doğum yaptım. Tabii ki bazen vücut farklı gösterebiliyor ama şöyle göstereyim. Ay çok heyecanlandım. Hatta şunu şöyle içe tıkayım. Böyle şu an içime falan çekmiyorum. Ki çekince ama harika. Tanıştırayım. Bu devran kuzu. Bu da devran kuzuya aldığım yürütgeç mi dersin? Oyun alanı mı dersin? Ne derseniz deyin. Geçen hani Amazon'la sipariş verdim ya mizgin yedirirken. Dedi illa al, illa al, illa al. Aslında ben çok karşıydım bu yürütgeçlere. Ama 3 çocuk olunca 3. çocuğa bence böyle yakışıyor. Çünkü şu şekilde takip ediyor bizi. Önüne oyuncaklar koyabiliyoruz. Oynuyor. Her alana böyle geçebiliyor, gidebiliyor. Ve ayakta olunca aynı bizimle bir şeyler yaptığını hissediyor. Değil mi kuzu? Değil mi kuzu? Birkaç bir şey daha aldım ama gün içinde gösteririm onu. Bir kahvemi yaptım, içiyorum. Aslında şu an o kadar telaşlıyım ki aynı zamanda da böyle terliyorum. Sabah Serhat uyudu. Ona izin ver. O zaten uyuyor. Çalıştığı için onu rahat bırakıyorum. Ama bugün uyandırdım saat 11 gibi. Dedim ki ben biraz uyuyacağım. Biraz dinlenmem lazım. Çünkü gerçekten hiç halim yoktu birkaç gündür. Derin! Derin! She doesn't like it! Ondan sonra ben 2 saat falan uyudum. İşe gitmeden önce de ben markete gittim, geldim. O da işe gitti şimdi. Bugün kayınvalidemler gelecek. Ve Serhat'ın da uzun zamandır istediği fırında kebap yemeği var. Onu yapacağım. Öyle fırın kebap yapacağım. Etleri falan aldım kasaptan. Şimdi saat 3.50. Aslında benim onu çoktan atmam gerekiyordu. Çünkü 2-3 saat fırında kalıyor ama önemli değil. Bir çorba yaparım, çocukları saat 5 gibi yediririm. Fırın kebabı da 6-7 gibi yesek de sorun çıkmaz. Ondan sonra alışveriş yaptım ama pek gösterecek bir şey yok. Aslında klasik her zamanki aldığım şeyler. Torbalar daha şurada da var. Ama ilk önce yemeğimi yapacağım. Ondan sonra fırına atıp ondan sonra bir çorbamı koyarım. Ondan sonra yerleştiririm. Ne kadar çok ondan sonra, ondan sonra, ondan sonra dedik değil mi? Ama ellerini hep sen buraya tıkıyorsun. Olmuyor sonra. Böyle yap. Diğerini de göstereyim. Ellerim tombik tombik. Kirlenince ne komik. Kirli eller sevilmez. Güzelliği görülmez. Söyle. 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 Söyle aşkısın. Hadi. Devranım, devranım, devranım. Bu şarkıyı her söylediğimde böyle utanıyorum. Bak, bakın şöyle. Devranım, devranım, devranım. Lolo devranım, lele devranım. Wanna nay nay, wanna nay nay, wanna nay nay nay, take a nay nay, wanna nay nay, wanna nay nay, wanna nay nay nay, take a nay nay. Scared.
Senin derdin yemekmiş. Maymun. Maymuncuk. Sen onu ye. Etler oldu. Şimdi foyla saracağım. Ondan sonra atacağız. Bir yarım saat sonra da üstüne tereyağı koyacağım. Öyle o şekilde. Right now I'm standing in a corner. I see you from across the room. Yüzüm güler değil mi? Bir de yeni aldığım bir tane şey. Böyle koltuk 6 aydan sonraki çocuklar için 2 yaşına kadar kullanılabiliyor. Bu tarafta çıkıyor çünkü. Ve bu böyle masası da var önde. Gayet iyi oldu. Çünkü ben mutfakta oyalanırken Devran da yanı başımda artık benim sohbet arkadaşım olacak bu şekilde. Hem ben mutfakta iş yapacağım hem de böyle sohbet arkadaşım var. Keşke tek şey bebekler için şuradan böyle buradan geçirmeli askılığı da olsaydı o zaman gerçekten de muhteşem olurdu. Ben korumak için bunu da takıyorum. Şu an kilitliye takmıyorum ama bunu taktığımda tam koruyor. Düşmemesini engelliyor. Değil mi aşkısı? Hem böyle keyif yerinde tabii ki. Şimdi çorbamı koydum ocağa. Şöyle ilk defa soğan da koydum. İnşallah tadı güzel olur. Normalde soğansız yapıyorum ama vitamin olsun diye ekstra vitamin soğan da koydum içine. Etlerimin üstüne tereyağını da dizdim. Gördünüz zaten çektim onu. Ondan sonra saat 5'i 5 geçiyor. Biraz çorbada gecikiyorum. Çocuklar çünkü genelde 5.30'da yiyor. Şimdi ben de buraları toparlayacağım. Ondan sonra aldıklarımı yerleştireceğim. Değil mi Devran? Misafirler gelmeden önce yerleştirelim. Üstümü değiştirdim. Kirlendi ve bu tarafı biraz büyük oluyordu. O yüzden öne eğildiğimde falan bayağı bir açılıyordu. O yüzden bunu giydim. Hazır mıyız? Ha? High five? High five? Görmüyorsun bak. High five? Good boy. High five? Good boy. Bak. High five? Good boy to you little bubu Debra. Bu arada ben süt aldım arkadaşlar. Hatta alışveriş yapmışım. Videoyu da çektim ama ondan sonra edit yapamadım. Zaten onunla kaldı yani. Devamını getiremedim gün içinde. Verdim mama. Almadı. Çünkü biberon almadı. Tutmadı. Biberon habire burada böyle damlıyordu. O yüzden de o kadar güzel yorum aldım ki emzirme konusunda gerçekten beni motive ettiniz ve diğerlerine ne yaptıysam hak yemeyeceğim ve Devran'da emzirmeye devam edeceğim. Ne kadar süt geldikçe artık. Zaten gerçekten de süt olmazsa çocuk ağlayı bir şekilde belli eder kendini ama mamayı istemedi, göğsü verdiğinde sustu. Demek ki göğüs istiyor, hala alıştı çocukcağız, ne yapsın o da. O yüzden ek gıdaya da başladık zaten. Fazla eskisi gibi emzirmiyorum. Şimdi mesela böyle bir şeyler yaptığımda hemen eline bir şey veriyorum. Bir salatalık vereyim şimdi eline. Annem yoğurdunu yedi, sabah yumurtasını yedi, ondan önce yulafını yedi. Oh mis, ha? Annem. Mutlu mutlu böyle. Çorba hazır, bulgur hazır. Bir tereyağı getireceğim üstüne sonra. Etler mis gibi oldu, hazır. Misafirim geldi, bir Türk kahvesi yapıyorum. Ondan sonra ben de cacık yapacağım. Ve salata. Yanına oh mis.
birkaç gündür ara ara video çekmeye çalışıyorum ama maalesef yapamıyorum. Başarılı olamıyorum çünkü çok zorlanıyorum. Yani vlog çekersem hayatımda yaptığım başka bir şeyden fedakarlık yapmam gerekiyor. O da bu ara yapamıyorum maalesef. Yani mesela spor yaptığım zaman vlog çekemiyorum, yani gelmiyor. Ondan sonra evi toplamak istediğim zaman vlog olmuyor. Başarısız oluyor. Olmuyor ama bugün çekeceğim. Bugün o yüzden geç başlıyoruz. Sporumuzu yaptık, evi toparladık. Çocuklar giyindi, süslendi, püslendi. Saat 3-5 oldu. 3-5 geçiyor. Ve anca video çekebiliyorum. Biz hazırlandık, çıkacağız. Devran uyuyor diye biraz kısık sesle konuşuyorum. Hava çok güzel. Biraz çıkıp dükkanın önünde falan oyalanırız. Bugün Serhat belki biraz sürpriz bir şey düzenleyebilir. Bilmiyorum, bakacağız. Şunu çıkarmaya çalıştım. Biliyorum bazınız belki gıcık olmuş olabilir ama benim şey yok. Yarım olanı yok. O yüzden de bunu da indirdiğim zaman bayağı bir kötü görünüyor. O yüzden sadece şöyle yaparsam, yani unutmazsam, ha bir de böyle yaparsam çok da fena durmuyor ama idare eder. Herkese günaydın. Herkese günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Birkaç gündür biz müsait olamıyoruz video çekmek için. Aslında ufak ufak bir şeyler çektim yani ama günü getiremedim. O yüzden paylaşmadım hiçbir şey. Biz hazırlandık. Şu an saat 7. Denize, sahile günübirlik gideceğiz. Of. Saat 5.30'da uyandım. Kahvaltılık malzemelerini hazırladım. Ondan sonra çocukların çantasıydı falan da filan da derken 7 oldu. Çıktık. Arya'nın da karnını doyurdum. Arya dün akşam yataktan düştü. Bizim yataktan düştü uyurken. Ve dudağın üstünü patlatmış. Ben de sabah gördüm yani. Dün o uyku sersemliğiyle göremedim. Öyle ama bugün denize gidiyoruz arkadaşlar. Güzel bir gün geçireceğiz. Bugün burası yanıyor. 30 dereceyi falan bulacak herhalde bugün. Mola verdik. Nasıl gidiyor yolculuk? Süper. Sanki Türkiye'ye gidiyoruz. Ya öyle diye göndereceğim bizi zaten de. Ne zaman bilmiyoruz. Seyit, Baran ve Murat ve benim kızım. Hadi dudağını göster bebeğim. Evet. Dudağını göster aşkım. Yap. Uy kurban olayım sana. Aşkım. Darren. Good morning. Gel gel, Devran uyuyor, gel. Ne olur. Gökhan Türkmen akustik eşliğinde yolculuğa devam ediyoruz arkadaşlar. Bir lavabo tuvalet molası verdik. Ondan sonra devam, 1,5 saatlik bir yolumuz var. Starbucks'ın sırasını size göstereyim. Millet deli gibi Starbucks kuyruğuna girmiş. Sanki ne varsa. Bu Starbucks drive-thru, yani araba öyle alınıyor. Ve evet böyle. Herkese günaydın. Voley. It's like he's swimming though, isn't it? On you. Sahile geldik. Günübirlik bir deniz turu yapıyoruz yine. Bir, dün de gittik ama dün fazla çekmedim. Bugün çekmeyi planlıyorum. Dün biraz çektim ama bilmiyorum. Eğer güzelse buraya yüklerim. Şimdi kahvaltılık bir şeyler indirdik. Simit, beyaz peynir, domates falan yiyeceğiz. Çayımızı, termosumuzu getirdik. Böyle. Afiyet olsun. Allah'ım tipe bak. Herkese selam.
Herkese selam. 3 ay oldu mu bilmiyorum, kaç ay ya da kaç gün kaç hafta oldu ama ilk defa alışveriş merkezine geldik arkadaşlar. Tabii ki bugünü vloglayacağım size. Devran'ı buraya koydum çünkü çocuk arabasında çocuklar var. Hep birlikte geldik. Annem, çocuklar ve biz. Anne hemen ilk tepkini ver. İnsanların bir böyle etrafına bakınca bir fark görüyor musun? Tamam. Yani maske aldık. Her ihtimale karşı girilmezse diye. Kimse de maske yok. Kimse de maske yok ve sıra falan da yoktu. Biraz yazlık alışverişi yapacağız. Çünkü neden? Hemen bombayı da patlatalım arkadaşlar. Kısmet olursa inşallah Türkiye'ye geleceğiz arabayla birlikte. Çok mutluyuz. İnşallah slow yolunu biz de bu sene geliyoruz. Bizi bekleyin Türkiye. Sarı güzel olur. Dönüşte brunch. Vallahi hiç kimse de ne maske var ne şey var hiç. Bir de artık 2 metre değil 1 metre deniliyor. Ne 1 metre? Sağlık için ya. Senin bu pıdık ayaklarını yerim. Bu pıdık pıdık. Hadi gidelim. Biraz yorulduk, alışveriş yaptık biraz. Buradaki dükkanlardan Next'e girdik. New Look'a girdik. O kadar. O ikisinde zaten fazla sıra yoktu. 1-2-3 dakika bekleyip içeri aldılar bizi. Devran uyudu. Ondan sonra çocuklar da arabada bir şeyler izliyor. Bilerek telefonu verdik ki biraz uslu dursunlar. Birini ayarlayamadım bugün bakmak için. Ben de madem Türkiye'ye gideceğiz biraz alışveriş yapalım dedim yani. Her şeyi son dakikaya bırakmayalım. Öyle biraz yorucu. Çünkü Devran'ı taşıyoruz. Aslında derin kalksa koyacağım ama bu sefer derin kalkarsa onu zapt edemeyeceğiz. Derin kalkarsa Arya'da kalkmak istiyor çünkü. Öyle kalabalığı görüyorsunuz. Pek kimsenin umrunda değil gibi. Değil ki. Yani dükkanlar güzel şey yapmış. Her girişte merdiven yanlarında sanitizer var, el jeli var. Onun haricinde yani dükkanlar çok gerçekten iyi çalışıyor ama insanlar böyle bıkmış bir durumda yani. Bakın sırayı görüyorsunuz. Yani kimsenin ağzında maske bile yok ki. Ha bak bir tane bir kişi de var şurada gördüm. Burası John Lewis'in içine girmek için sıra var. Şimdi bir iki dükkana daha gireceğiz. Ondan sonra bir şeyler yeriz. Acıktık çünkü. Çok acıktık. Çok acıktık. Biz çıktık şimdi eve gidiyoruz arkadaşlar. Annemlere geçeceğiz. Serhat çalışıyor oraya çünkü. Ama çok acıktık. Hatta acayip acıktım. Çok acıktım. Devran durmuyor. Bunun uykusu var, uykusu. Ne o? Uykusu yok. O şimdi bak. O benim sesimi duydu, beni istiyor. Bak anne bir sus bak. Devranım, Devranım. Devranım, 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 Lele, Devranım, Lolo. Biz eve geldik, bayağı oldu, yemeğimizi yedik. Aldıklarımız falan denedik. Bazıları çok güzel oldu, birkaç tanesi. Bir elbisem olmadı, onu geri vereceğim. Ben ne dedim aşkım, insanların yüzüne bakıyorum. I know but still don't do it. Aşkım şeytan da olur. Boşuna dememişler, gel. Tosun. Ben bring my bullet of the gun. Ben bring the bullet. Ben bring the bullet. Ben bring the bullet, mommy. Sen tosun paşa.
Yasin Paşa. Ben mi bindim buna? Benim biz Türkiye'ye gideceğiz biliyor musun? Suratını öyle yapma, çok pis görünüyorsun. Ender kokulu böyle. Ender'den gömüşsün. Ender'den gömüşsün. Bugün Devran'a bayağı bir şey aldım yani. Ay çok heyecanlıyız. Ağzım bir türlü kapalamıyor. Hayır. Serhat şimdi tutacağımız oteli anneme gösteriyor. Tatile bu arada annem, babam, ben, Serhat ve çocuklar hep birlikte gidiyoruz. Sıla yoluna da annemlerle birlikte çıkacağız. Evet. Evet. Çok heyecanlıyım. Heyecanınız bana da geçer. Sakinim ya. Ben neye bağlıyorsun ya? Paraya bağlıyorum. Sterling'in kaç TL yaptığına bakacağız. Aa, ayarlamalar yapıyoruz. Devran şimdi yorduğu. Şey yapsana. 10 TL. Sana şey bırakmadı. Maya da bırakmadı. Neyse Türkiye'ye gidiyoruz artık. Anne yiyecek mi kalan makarnayı? Evet, çok yakın bir zamanda çıkacağız. Ben artık bundan sonraki videolar Türkiye hazırlık videoları olacak. İşte alışverişti, valiz hazırlamaydı. Falan filan. İnşallah Devran'ın pasaportu erken gelir. Bir tek o bizi tutacak. Eğer erken gelirse gidiş tarihimiz belli zaten. Ne zaman gelirse ertesi bir iki güne çıkarız yani, ne zaman gelirse. Fırıcı bence Avrupa'ya bir davaydı. Avrupa için bu Türkiye'ye artık hiç... Çok heyecanlıyım, size ne güzel videolar çekeceğim. En sonki Sıla yolu videom 3 sene önceydi. Ve Arya ve Devran yoktu, düşünün yani. Çocuklarım etrafında olduğu zaman dünyalar benim oluyor. Olmasa hiç bir tarafım düşük kalıyor. Ben öyleyim yani, ben ne yapayım? Demek kendim bir kebesi değil. Biz eve geldik. Çocuklara uyuttum. Bakın kaç tane poşetle sürekli indir bindir indir bindir. Gerçekten çocukların kıyafeti büyük olay yani. Evden çıkınca her birine birer tane yedek götürüyorum. Birer tane yazlık yedek, birer tane kışlık yedek. Çünkü buranın havası hiç belli olmuyor. Ondan sonra da bezdi, ıslak mendildi, Devran'ın yemesi, içmesiydi derken böyle iki çanta garanti, bir tane de ekstra poşet çanta birlikte taşıyorum kendimi. Neyse, şimdi alışverişlerin hepsini buraya güzelce koydum. Birkaç tanesi geri göndereceğim diye arabada bıraktım. Maalesef onları gösteremeyeceğim ama en azından tutacaklarımı şöyle göstereyim, güzelce katlamıştım. Bunların hepsi ince askılı, kalın askılı ve tişört, atlet tarzı tişörtler. Biliyorsunuz ben en çok bunların içinde zaten rahat edebiliyorum. Ve çocuklu olunca bence en iyi bunlar oluyor. Biz Mersin'e, Antalya'ya sürekli gittiğimizde en çok kullanılan da bunlar oluyor genelde. Çünkü rahat, penliğe terletmiyor, sıkmıyor. Öyle salaş güzel giyiliyor. O yüzden bundan baya aldım. Tabii siyah, gri, beyaz. Böyle hafif bu renkler benim tarzım biliyorsunuz. Aldım öyle. Ondan sonra klasik bir tane tayt aldım. Arkadaşlar inanmayacaksınız ama bakın burada göstereyim size. Çünkü bazılarınız inanmıyordu. UK 10, European yani Avrupa 38 giyiyorum. Oluyor. Tabii ki göbeğim biraz pörtüyor. Hani düz bir göbeğim yok sonuçta. 3 sezaryen doğum gerçekleştirdim. En küçüğü 6 aylık henüz. O yüzden hemen gitmiyor ama en azından oluyor ve hala da sporlarıma devam edeceğim. Hatta gidene kadar günde 2 saat spor yapmak istiyorum artık. Bisikletimi aldım. Birazdan size bisikletimi de göstereceğim. Daha hala kullanmadım ama bacak çalışacağım, kol için dumbbelllerim var, onları çalışacağım ve yaptığım pop sugar yapacağım. Evet, yani onu bayağı bir yapmak istiyorum. Şimdi böyle bir tahta aldım, güzel güzel indireyim ki sonra tekrar uğraşmayayım bunlarla diye. Şöyle bir elbise aldım, bu elbise çok hoşuma gitti. İndirimdeydi aldım, normal fiyatı 32 sterlinken 16 sterline düşmüştü. Ve hemen aldım. Çocuklarla gittik diye ne bulduysam böyle fazla hani incelemedim. Direkt aldım. Hepsini 10 beden aldım. 38 aldım. Ki en azından dedim olmazsam, içine giremezsem bile hani girebilmek için
daha çok savaşırım yani azimli olurum diye. Ama bunlar gerçekten salaş olduğu için çok güzel durdu. Şöyle bir elbise. Bu elbiseler bu sene çok moda herhalde. Çünkü her gittiğim mağazada, gerçi fazla mağazaya gitmedim ama 3 tanesine de gittim. Üçünde de bu tarz hep elbiseler vardı. Genelde böyle çiçekli, desenli. Hani eskiden köyde fistan denilirdi. Fistan giyerlerdi. Aynı o tarzlar hep sanki yine moda olmuş. Şöyle detayları var. Önde sonra böyle fırfırlı geliyor. Böyle bir elbise. Ondan sonra şöyle spor şortu aldım. Bunu Gap'tan aldım. Biraz pahalıydı ama gerçekten çok rahat. 30 sterlin. Şu böyle. Bu da S, small. Göstereyim çünkü emek verdim. Arkadaşlar çalıştım, çabaladım. Bazen ağladım. Evde krizler kopuyordu çocuklardan ama ben hala ısrarlı bir şekilde spor yaptım. Evi affedersiniz leşti. Yani ama ben dedim ki hayır, spor ilk plan, ikinci plan ev. Çünkü uyanıp evi toplamaya kalkıştığım an spor bitiyordu yani, artık yapamıyordum. Yani ya sporu seçmem gerekecekti ya da ev. Ve ben her zaman sporu seçtim son 2 aydır. O yüzden vlog da çekemedim. Çünkü vlog çekmeye kalktığım an spor bitiyor benim için. Yani yapamıyorum çünkü yetiştiremiyorum arkadaşlar. Hele ki Devran şimdi ek gıdaya başladı. Hiçbir şey yetiştiremiyorum yani artık. Sabah çekiyorum, akşama getiremiyorum. Ondan sonra şöyle bir üst aldım. Araya da buna benzer 2 tane tulumu var. Denim. Bu da 10 beden yine. Şöyle kolları böyle geliyor. Şöyle bir şey. Bunları dedim denemeli gösteririm ama gerçekten hiç olmadı. Artık vloglarda giydikçe siz de görürsünüz. Çok güzel bir elbise. Böyle salaş bir elbise. Ondan sonra şöyle bir şey indirimdeydi. 12,5 sterline düşmüştü. Atlet altını giyince böyle güzel duruyor. Bu da 10 beden ama over size deniliyor. Yani büyük geliyor böyle salaş dursun diye. Çok güzel durdu. Dedim şortların üstüne, denim şort veya beyaz şortun üstüne güzel gider diye. Ondan sonra kendime sadece bu kadar almışım arkadaşlar. Çünkü gerçekten çocuklarla bir yere gidilmiyor. 2 tane terlik aldım kendime. Bir tanesi şöyle beyaz. Bunlar 20 sterlindi. O yüzden bu, evet 20 sterlindi. O yüzden 2 tane aldım. Bunları buradakiler merak edebilir. New Look'tan aldım. Şöyle bir tane beyaz. Bir tane de nude rengi, ten rengi şöyle bir terlik aldım. Bu da 20 sterlindi. Siyah da almak istedim ama siyah bulamadım. Ve dedim başka dükkanları da gezerim. Hepsini aynı mağazadan almayayım ama olmadı. Yarın yine gideceğim ama o yüzden bakarım. Bu indirimdeydi Next'te. Bunu Arya için aldım. Şöyle bir tulum. Ve bunun fiyatı 10 sterlinde. Çok tatlı bir tulum. Arya'nın çok güzel tulumları var. Arya'ya tulum çok güzel yakışıyor bu arada. Etek yakışmıyor. Ama böyle tulumlar harika yakıştırıyorum Arya'ya. O yüzden görünce hemen aldım. Derine şöyle bir pijama gördüm. İndirimdeydi 20 sterlinden. 10 sterline Gap'ta düşmüştü. Aldım. Böyle Yunus balığı değil. Köpek balığı var. Ondan sonra bu da tişört üstü. Aslında Arya'ya da bulabilirdim ama dediğim gibi dolaşmadım. Hani gözüm neyi gördüyse direkt onları alıp çıktım. Bu arada ışık sarı oldu. Evet. Bugünün şanslısıysa Devran oldu. Çünkü Next'e gittim. Gap'a gittim. Ve Gap'ta pek indirim yoktu ama biraz gaza geldim ve 3 tane tulum aldım. Biraz pahalılardı ama bir şey değil, oğluma değer. Çünkü 3. bebek olmanın şanssızlığını biraz yaşıyor. Yaşıyordu. O yüzden bugün dedim ki oğlumu alacağım dedim. Şöyle 2 tane çok hafif böyle şey aldım. Eşortman altı aldım. Bunlardan Arya'da da vardı. Pembe pembe renkli. Derinde de vardı. Hep almışım. Bunlar gerçekten çok kullanışlı. 3. bebek planlamadığınız için hepsini verdim. O yüzden kullanamadı Devran.
Sonra şöyle bir şort gördüm Devran'a. Bu indirimdeydi. 4 sterline düşmüştü. 10 sterlinden. Şöyle görü görmez hemen aldım. Ama dükkanda nasılım biliyor musun? İndirimde bir şey görünce hemen şey size'ına bakıyorum. Alıyorum. Alıyorum. Ondan sonra işte sale'da olmayan yani indirimde olmayan birkaç tane gördüm. Aldım. Mesela bu. Bu da yine 8 sterlinden 3 sterline düşmüştü. Aldım şort. Bunlar hafif böyle tam yazın kullanılabilecek şortlar. Bunu Next'ten aldım. 5 sterlindi. İndirimde değildi bu. Ondan sonra şöyle bir tane sarı bir şort aldım. Bu da 6 sterlindi. Bu da indirimde değildi. Bayağı bir şort aldım. 5 tane ya da 6 tane herhalde. Ondan sonra şöyle bir tane kuşlu şort aldım. Bu da Gap'tan ve bu indirimde değildi. Bu da 8 sterlinde. Ondan sonra bayağı bir üst aldım. Şöyle göstereyim. Bir tane böyle sarı. Bunlar Next'ten. Şöyle bir sarı tişört. Şöyle bir Safari tişörtü. Bu da 2,5 sterline düşmüştü indirimde. Şunlar üçlü paket halinde 6,5 sterline düşmüştü 13 sterlinden. Sarısı var, mavisi ve yeşili. Şöyle Mickey Mouse bir tane üst var. Bu da 4,5 sterline düşmüştü 9 sterlinden. Bunları Gap'tan aldım. Çünkü Gap'ın gerçekten atletlerine bayılıyorum. Bir Next'in atletlerine, gerçi Next'in bütün kıyafetlerine bayılıyorum. Ve Gap'ın, benim 3 çocuk da ya Gap'tan giyindi ya da Next'ten hep giyindi. Çünkü kıyafetler gerçekten muhteşem yani. Şöyle bir atlet aldım. Bunların fiyatı ise 7.90. 7 sterlin 95 kuruş. İndirimde değillerdi. Ve klasik beyaz aldım. Ay. Bazen sararıyor, bazen normal çekiyor. Ondan sonra gelelim 3 tane tatlı mı tatlı tulumuna. Arkadaşlar şu tulum 30 sterlindi. Bu. Geri versem mi vermesem mi arasında gidip geldim ama çok tatlı, çok hafif, ince ve serin tutacak bir tane tulum ama 30 sterlin. Şaka gibi yani. Neyse dedim ben bunu kışın da değerlendiririm. O kadar para verdim. Altına böyle kazak tarzı bir şey giyindiririm. Giyer yani. Ondan sonra şöyle bir üst aldım. Bunu da Gap'tan almışım. Bu da 15 sterlin. İndirimde değildi. Nasıl bir ağlama? Kedi miydi? Şey miydi? Tilki miydi anlamadım. Bir ara Devran sandım da uzaktan geldi ses. Ve şöyle bir tulum aldım. Bu da 20 sterlindi. Bu da indirimde değildi. Evet böyle. Aldığımız bunlar. Ve indirimde olan Next'te biraz üst gördüm. Devran için hemen aldım. Bunlar hep büyük beden ama bu kışa doğru giyebilecek hafif kazak. Bu mesela 10 sterlinden 5 sterline düşmüştü. Aldım. Şöyle. Daha oğlum büyüyecek de bunları giyecek. Bu 2 sterline düşmüştü. Şöyle. Ve de bu. Bu da 10 sterlinden sanırım yine 5 sterline düşmüştü. Böyle. Evet aldıklarımız bu kadar arkadaşlar. Yarın kayınvalidemlere gideceğiz. Tüm gün oradayız. Çocukları orada bırakacağım ve ben kaçacağım. Alışveriş merkezine gideceğim. Biraz daha alışveriş yapmamız gerekiyor. Eksiklikler aslında çok. Yani şu anlamda şampuandı, işte
ilaçlar falan filan hepsini böyle almam gerekiyor. Ama çok heyecanlıyım. Çok acayip heyecanlıyız. Hayırlısı olsun. Öyle. Bu arada bisikleti bu. Amazon'dan aldım. 109 sterlinde. Linki aşağı bırakıyorum. Bu arada evet, linkler aşağıda olacak arkadaşlar. Şöyle daha hiç kullanmadım. Aldık alalı. Salı günü geldi. Ama bugün cumartesi ve hala kullanmadım. Hava o kadar sıcaktı ki hep dışarıdaydık çünkü. Fırsat bulamadım. Böyle bir bisiklet. Bayağı iyi ama yani deneyebiliriz.